Değerli dostlar, herkese selamlar. Bu sezon fındıkta birinci tırpanı bitirdik bugün itibariyle. Artık fındık hasat öncesi ikinci tırpanı yapacağız. Tırpan kullanımıyla alakalı birkaç pratik bilgiden, benim kendi uyguladığım birkaç yöntemden bahsetmek istiyorum size bugün. Yani tabii en başta şunu söyleyeyim, en doğrusu bunlardır demiyorum ama benim işimi kolaylaştıran, küçük, basit, ama pratik yöntemler. Bu yöntemlerle tırpan kullanımı konusunda e, baya bir rahatladığımı söyleyebilirim. Önceki uygulamalara göre. Onun için birkaç tane farklı şey var. Size onlardan sırasıyla bahsedeceğim bugün. Öncelikle şunu göstereyim. E, sırt tipi tırpanlarda biliyorsunuz tırpanın e, kol kısmı tamamen e, şu kısım kolunuza biniyor güç. Dolayısıyla bu da e, uzun süreli kullanımlarda yorabiliyor. E, biz şöyle bir şey kullanıyoruz. Daha doğrusu kendim pek kullanmıyorum ama benim çocuklar bana yardımcı olduğunda tırpana e, bana yardıma geldiklerinde onlar biraz zorlanıyorlar kolu kullanmakta. Şöyle basit bir yöntem kullanıyoruz onlar için özellikle. Şöyle göstereyim. Tırpanı bu şekilde aldığımızda şöyle Tırpanı bu şekilde normal şartlarda böyle çalışıyoruz biliyorsunuz. Ve bu kol gün içerisinde yoruyor epeyce. Bizim kollarımızı yani tırpanın şu kısmı bizim kollarımızı yoruyor. Biz şöyle bir şey yapıyoruz burada. Şöyle basit. Şu şekilde. Bakın bunu yaptığımızda bu kol tırpanın kolundan yine bahsediyorum. Tamamen şu lastiğin kaldırma kuvvetiyle havada şu anda benim koluma bir yük binmiyor ve bunu bu şekilde rahatlıkla böyle sallayabiliyorsunuz. Burada basit bir bisiklet motosiklet lastiği olarak satılan lastik kullandık. Şu şekilde kolunuza Ağırlık bilmeden gün içerisinde ve özellikle düz yerlerde, yani e, meyilli yerlerde bu biraz çok e, düz yerdeki kadar elverişli olmuyor ama düz yerlerde sizi çok rahatlatabilecek bir uygulama. Bu şekilde havada ilerliyor. Bakın gördüğünüz gibi bu şekilde tek kolla bile rahatlıkla e, tartabiliyorsunuz. Sizin tırpana vereceğiniz gücün yarısını bu lastik almış oluyor arkadaşlar. Deneyebilirsiniz. Pratik bir yöntemdir. Bunu biz ben pek dediğim gibi çok kullanmıyorum ama bizim gençler zorlandıkları için bunu sıkça kullanıyorlar tırpan yaparken. İkinci olarak arkadaşlar şunu göstereceğim size. Şu maskeyi. Arkadaşlar tırpan klasik tırpan e, maskesi bu. Normalde biliyorsunuz şu bölüm tel gibi bir parçadan yapılmış ve kullanılıyor. Ancak son dönemlerde böyle plastik olanları çıktı bunun. Bu çıktığı dönemde bunun çıktığı dönemde biz arkadaşlarla dedik çok güzel bir şey bundan alalım. Neden? Çünkü tel olanlarda gözünüz şu bölgeye denk geliyor ve o tırpanın özellikle meyilli yerlerde sola doğru saat yönünün tersine dönen tırpan başlığı olduğu gibi toprağı, taşı, her şeyi bu bölgeye atıyor. Ve buradaki gözeneklerden giren tozlar gözünüzün içine doluyor. Yani benim önceki dönemlerde en çok zorlandığım tırpan işinde şu maskeden gözüme dolan tozlardı. Akşamleyin geliyorsunuz gözünüz kıpkırmızı olmuş vaziyette. Bu çıktığında dedik bundan alalım. Çok rahat bir şeymiş. Arkadaşlarla aldık. Ancak birçok arkadaş bunu kullanamadı. Neden? Ee, bu bölüm tamamen kapalı olduğu için evet gelen taşı, toprağı, her şeyi engelliyor ama içeride siz nefes aldığınız için buhar yapıyor. Buhar yaptığı için arkadaşlar bunlar bunu kaldırdı, attı ve tekrar e, şeye döndü. O tel tipi olan maskelere döndü. Ben buhar konusunda şöyle bir e, çözüm buldum arkadaşlar. Şu maskenin tam ağız ve buruna gelen kısmına delikler açtım. İşte bu delikleri şimdi görüntüyü de yansıtacağım ne şekilde yaptığımı. Bir teli kızdırıp daha sonra şöyle batırarak delikler açtım. Bu ağız ve burun bölgesinde bu delikler oluştuktan sonra artık o bölgede bir buharlaşma olmadı. Dolayısıyla maskenin görüşünü engelleyen durum ortadan kalkmış oldu. Çok pratik, basit bir şekilde bu maskenin buhar sorununu çözmüş olduk ve ben birkaç senedir bu maskeyi kullanıyorum. Yani göz bölgesindeki bu sıkıntıdan dolayı rahatlamış olduk. Tel maskeden vazgeçtim. Yani bunu öneririm. E, bu konuda e, dediğim gibi tel maskeler oldukça elinize yüzünüze tozun toprağın geçmesine neden oluyor. Ama bu hiçbir şekilde bunları geçirmiyor. Şu e, deliklerde buharlaşmayı engelliyor. Bunu bu şekilde çözmüş olduk. Daha sonra size şu kırpan başlığından bahsetmek istiyorum. Çoğunuzun bildiği e, bu akıllı başlık olayı. Yani ben yıllarca e, motorum stil olduğu için şu maske e, kafayı kullandım. Özür diliyorum. Stilin orijinal büyük başlığı arkadaşlar. Hep bunu kullandım. Ancak e, bunda bazı sıkıntılar oluyor. Neden? E, i̇şte öncelikle Misina'yı sarmak için bir kere şu kafayı sökmek zorundasınız. Bu kafayı her seferinde, her misina sarmada bu şekilde sökeceksiniz. İşte sökerek ancak takabiliyorsunuz. Bu şekilde. Ve çalışırken çoğu zaman şu bölgeden kopma yapıyor. Yani bu da hem zaman kaybı demek hem de çok sinir bozucu bir durum açıkçası. Tam işe koyulmuşsunuz, çalışıyorsunuz, şuradan bu kopuyor. Şu yüzük dediğimiz kısımlarda aşınma oluyor. Bir süre sonra şuradan sıkça kopma yaşanıyor. E, sırtınızdan misine indirmeniz gerekiyor. Şu kafayı sökmeniz gerekiyor. Bunu sarmanız gerekiyor. Yine zaman zaman e, kafa eskimeye başladığı zaman şu kapağı fırlatma atma yapıyor. Yani yanınızda yedek yoksa bahçede zorlanıyorsunuz. Mutlaka yedek e, kafa gezdiriyordum yanımda. Bazen ee, söktüğünüzde şu yay fırlayabiliyor. Bahçede bunun kay, e, kaybolduğunu düşünün. O gün çalışamıyorsunuz gibi. Bu nedenlerden dolayı e, farklı bir maske ne olabilir diye e, bir gittim gittiğimde orada bir çiftçi abimiz önerdi bana bunu. Dedi kardeşim ben sana bir tavsiyede bulunayım. Rahat edersin. E, ben de dedi akıllı başlık kullanıyorum. Akıllı başlıktan kasıt arkadaşlar hiçbir şekilde sökmeden sadece Misina'yı şu şekil takıyorsunuz. Şuradaki ok işareti var. Yaklaş. Şu ok işaretini bu misinanın geçtiği yere getirdiğinizde Evet. Bu şekilde geçiriyorsunuz arkadaşlar. Böyle iki tarafı eşit hale getiriyorsunuz. Biraz daha çekelim. Ve daha sonra buradan çevirerek lisinayı içeriye sarmış oluyorsunuz. Hiçbir şekilde kapak sökmeniz gerekmiyor. Evet, bunu biraz e, uzun bir sargı olduğu için şunları keseriz. Bunun e, Avantajı dezavantajına göre bence çok. Hiçbir şekilde e, buradan kopma yaşamadım. Ben 3 gün boyunca tırpan ya, yaptım bu sene. Birinci tırpanda. Şuradan hiçbir kopma yaşamadım. Ancak şurada gördüğünüz üzere diğer stil kafasına göre işte şurası kullanacağımız yer olsa yani bir, bu kadar daha az bir sarım oluyor. Yani misinayı üzerine az sarıyor. Dezavantaj olarak söyleyeceksek. Birincisi bu. İkincisi de çalışırken Biraz salma yapıyor. Ama bana göre artısı eksisinden daha fazla. Çünkü bu sarma salma yaptığında şuradan kafayı kendinize yaklaştırıp bir tık çevirdiğinizde onu zaten içeriye alıyor. Artı şunu fark ettim. Misineyi uzun bıraktığınızda bu salmayı yapıyor. Yani şöyle şu boyda falan bırakırsanız salma da yapmıyor açıkçası. Onu bir kez yaptığınızda elinize alışıyor zaten. Dolayısıyla arkadaşlar bu akıllı başlık... Gün içerisinde e, işinizi bence kesinlikle kolaylaştırır. Hiçbir şekilde kafa sökmeden misinanız bittiğinde hızlı bir şekilde, pratik bir şekilde sararsınız ve e, gün boyu şuralardan hiçbir kopma yaşamadan işinizi görürsünüz. Ben bu akıllı kafayı, bunların iyileri biraz ucuzları var, iyisini alın ama bunu tavsiye ediyorum sonuç olarak e, pratik bir şey. Şimdi bunu ucunu ayarlarız daha sonra. Şu fazlalıkları keseceğiz. Yani göstermek için stile sardığım ebatta bir e, misina kesmiştim. Dediğim gibi şu kadar şu kadar bir kısım daha az sarıyor. E, akıllı başlıkta da bu şekilde rahat ettik arkadaşlar kullanarak. Son olarak şunu göstereceğim. Hepimiz yanımızda misinayı kısaltmak için e, zaman zaman ihtiyaç duyduğumuzda kısaltmamız gerekiyor. İşte Kimi pense taşıyor, kimi bu şekilde yan keski taşıyor mesela yaklaşıyorsa mesela ben genelde şu yan keskiyi kullanıyordum yıllarca ya da pense bulunduruyordum bunu kesmek biraz şöyle güç uygulamayı gerektiriyor böyle yani benim keskimde biraz e, keskinliğini kaybetmiş açıkçası böyle kesiyorduk ama ben şöyle bir şey yaptım bir budama makasım vardı bu giyotin tip denilen ucu kırılmıştı şöyle bunu ee, bu işe kullanmaya başladım. Bakın arkadaşlar. Çok rahat. Yani şu bölüm çok keskin olduğu ve giyotin gibi üstten aşağıya indiği için yani cebinizde taşıyorsunuz. Şu şekilde kapatılıyor zaten. Şöyle misine kesme ihtiyacı duyduğunuzda çok pratik bir şekilde hiçbir güç uygulamadan aynı ağaç budamasında olduğu gibi rahatlıkla ee, misina'yı kesebiliyorsunuz. Evet, evet arkadaşlar. Bugün kendi tırpan uygulamamda işimi kolaylaştıracak bazı pratik küçük şeylerden bahsettim size. Bunların çoğu sizler tarafından biliniyordur. Yani şöyle düşünebilirsiniz. Yani bu da anlatılır mı? Bilmeyen bir kişinin işine yarar diye anlatıyoruz zaten birçok şeyi bilen uygulayan zaten biliyordur veya Bunların hiçbirini gerekli görmeyip kendi e, kullanımına uygun olan şekli uygulayan arkadaşlar vardır. Tabii ki zaten e, en iyi uygulama kendi uygulamanızdır. Kendi rahat ettiğiniz uygulamadır. Ama dediğim gibi biz rahat ettiğimiz e, birkaç küçük detayı belki birinin işine yarar diye paylaştık. Bugünlük bu kadar olsun. Herkesin işlerinde kolaylıklar diliyorum. Bereketli bir sezon olsun. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.